Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda RKS Sniper Pro motorumuzun 4000 kilometre tecrübelerimizi aktarıyorum. Motoru neden size önerdiğimi, çıkardığı masraf varsa bunların hepsini detaylı olarak anlatacağım. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, motoru bildiğiniz gibi ben 2023 Mayıs ayında ikinci el olarak 1500 kilometrede almıştım. Peki neden 4000 kilometre tecrübesini anlatıyorum diye videonun başlığına yazdım derseniz arkadaşlar, ben motoru full servis bakımlı aldığım için motora yapılan her şeyin faturası elimizde mevcut. Önceki sahibinden bunların hepsini almıştım. İsterseniz öncelikle onlardan başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi 29 Haziran 2022 tarihinde ilk yapılan 500 kilometre bakımında faturada yazan yağ bakımı, genel bakım, vida kontrolü yapılmış. Herhangi bir farklı bir şey yapılmamış. Bir sonraki 1300 kilometre bakımında ise birkaç şikayetle gidilmiş. Yağ bakımı yapılacak, sabahlar çalışmıyor, gaz verince stop ediyor diye. Burada da yağ bakımı, genel kontrol, vida kontrolleri, buji değişti, karbüratör temizlendi ve akü şarj edildi olarak yazılmış. Önceki sahibinde bana dediğine göre tek masrafı akü şarjı için bir ücret ödemişti. Motorda farklı bir herhangi bir ücret ödemedi. 1500 kilometreden sonra ben motoru aldığımda şu an 4000 kilometre olana kadar arkadaşlar herhangi bir sorun, masraf yaşamadım. Ufak tefek bazı şeyler oldu. Para ödemeden yaptırdım. Mesela şu sele altına fazla eşya koyup kapatmaya çalıştığım için şu kilidi yamulmuştu. Onu gösterip düzelttirdim. Motora keyfi olarak yaptığım şeyler vardı arkadaşlar. Hava filtresini değiştik. Arka dişliği 42'den 36'ya küçültmüştük. Ama sonra torkunu düştüğü için ben beğenmedim. Tekrar 42'ye yükselttik. Bu yaptığı kilometreler boyu bize tek masrafı bakımı arkadaşlar. Bu da olması gereken bir şey. Motorun orijinal lastikleri, şöyle markasını göstereyim size. Yuan King naylon olmasına rağmen, yani bütün Çin malı motorlarda naylon lastikle geliyor. Yani lastikler çok dandik olmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Aşırı kaymıyor. Ön lastiği bir kez patlatmıştım. Onu da nerede patlattığımı ben de bilmiyorum. Şu an bir yerine yama yaptık. Herhangi bir sorun yok, kullanıyorum. Benim harici yaptığım süsler falan var. Mesela elcik koruma, rüzgardan koruyor. Arkaya sepet taktık eşyalar için. Yani geçen sene bende kral marka kup motor varken bu kanala ilk onun videolarıyla başlamıştım. Hatta önceden izleyenler bilir. O motor varken de ben buraya RKS Sniper'ı, Sniper Pro'yu araştırıyordum arkadaşlar. Eski videolarımda da demiştim. Bu motoru almayı düşünüyorum. Çünkü alan herkes çok memnun. Motorun özellikleri fiyatına göre aşırı değen bir şey. RKS Sniper Pro'nun üzerinde fabrika çıkışı, çelik jantları var, büyük disk var. O zamanlar 5000 TL'ydi mızrak jant takımı. Ben bu çelik jantlı RKS Sniper Pro'yu 25.000 liraya aldım. Önceki motoru 20.000'e sattım. Yani 5.000 liraya motorumun modelini yükseltmiş oldum. O 2021'di. Bu 2022. Hem üzerinde orijinal çelik jantları var, diski var, önlerinde led ışığı var. Işığın aydınlatması akşam gerçekten çok iyi. Geceyi gündüze çevirecek kadar desem abartılmaz yani. Kullananlar bilir motoru. Özellikle selesi aşırı rahat arkadaşlar. Ben RKS Sniper'ı kup modellerin Honda CBF'i olarak görüyorum arkadaşlar. Çünkü kısa bir dönem üretildi. Yaklaşık 2-3 yıl. Yenisi üretilmiyor. Niye derseniz arkadaşlar, markalar bazı modellerini piyasada tutunmak, isim yapmak için böyle çok sağlam üretiyor. İleride yıllar geçtikçe bu motorun değeri daha geç anlaşılacak benim tahminim. Çünkü şu an Easy Pro'ların çok fazla kronik sıkıntısı olmasına rağmen yeni model olduğu için insanlar onu alıyor. Ve kup modelden soğuyorlar. Hemen scooter'a veya farklı motorlara geçiş yapıyorlar. Şunu da belirteyim, bu anlattıklarım Sniper ve Sniper Pro için arkadaşlar. Pro X bildiğiniz gibi 135 cc olduğu için o motorda titreşim daha fazla, gücü daha fazla olduğu için bu titreşimi önleyememiştir. Ama kullanıcıların istediği güç olduğu için o gücü de motora eklemişler. Yani Pro X aldığınız zaman titreşimden kaportanın uçlarında kırıklar olabilir, egzozunda çatlak olabilir. Bunlar daha fazla başınıza gelebilecek ihtimaller. Sniper Pro'larda ben bunları yaşayanı görmedim. Almayı düşünen varsa, ikinci el düşük kilometre temizini bulursanız, yağmur çamurda çok fazla kalmamış olanını, yani sizin için daha iyi olur ve uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Sizin de RKS kupunuz varsa veya farklı marka motorunuz varsa yorumlarda
Görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.